أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Evet kardeşlerim, Allah-u Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz zinaya yaklaşmamak, zinanın çeşitleri, mahremiyet kavramı. Allah-u Teala insanlara ruhsat verdiği durumlar ve vermediği durumlar üzerine biraz duracağız. Çünkü toplumumuz artık İslam'dan kopan bir topluluk ve toplum olduğu için helal ve haram kavramı artık hayatlarından silinmiş. Mahremiyet kavramını biz zannediyoruz, sadece kadının bir erkekle olduğunu zannediyoruz. Ama erkeğin erkekle olan mahremiyeti vardır. Kadının da kadınla olan mahremiyeti vardır. İnsanın giyim kuşamının ne şekilde olması gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mutlak olarak yasakladığı şeyler vardır. Hatta İsra 32. ayet-i kerimede وَلَا تَقَرَابُ زِينَ اِنَّهُ كَانَ فَحِشَاتُ وَسَاءَ السَّب۪يلَ diyor. Zinaya yaklaşmayınız. Buradaki zinaya yaklaşmaktan kast olunan müfessirler şunu açık ve net olarak söylüyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle bir insanın namahrem bir kadına veya bir erkeğin de avret yerine bakması bu şekilde haram olduğunu, helal olmadığı, hatta son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur diyerek Allah-u Teala'ya zinaya giden bütün yolları açık ve net olarak, zaten akraba kelimesinin yaklaşmakla bağlantısı olduğunu, yakınlıkla alakalı olduğunu söylüyor. Onun için وَلَا تَقْرَابُ الزِّينَ zinaya yaklaşmayın. İnnehu kana fahişata ve sa'a's sabil diyor Allahu Teala. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur diyerek Allahu Teala kıyamete kadar Allah'a ve ahiret gününe iman eden her Müslüman için zinanın kapısını kapatmıştır. Zinanın her türlüsünü yasaklamıştır. Onun için bak, İslam hukukunda bazı kaideler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı sünnetleri vardır. Mesela bir başkasının avret yerine bakmak ve avret mahalline bakmak mutlak haramdır. Bir erkeğin avreti ile kadının avreti, erkeğin erkekle olan avreti, kadınlarla olan avreti şer'i bir prosedürle belirlenmiştir. Düşünün ki göbek deliğiyle diz altı erkeğin erkeğe karşı avretidir. Eğer bunun haricinde bir yer, mesela kısa bir şort giyip de suya giriyorsan, bir adam görüyorsa bu bir haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Onun için erkek erkeğin avret yerine, kadın avret yerine bakamaz. Bir erkek başka bir erkekle, bir kadın başka bir kadınla aynı örtü altında, aynı yatakta yatamaz. Yani burada niyet ne olursa olsun bunu mutlak yasak ve haram kılındığını açık ve net olarak bildiriyor. Hatta belli bir yaşa kadar çok küçük çocuklar müstesna, belli bir yaştan sonra çocukların odalarını ayırmak, yataklarını ayırmak İslam'ın bir emridir. Çünkü bu çok önemli şeylerdir ve toplumsal illerde o çocuğun ahlakını, yapısını bozacak şeylerin önünü açmamak için, onları bu konuda teşvik etmemek için İslam baştan itibaren bütün hükümleri net olarak koyuyor. Onun için şöyle bir kaide var. Mesela küçük kardeşler, kız kardeş ve erkek kardeş bile belli bir yaşa kadar aynı odada kalabilir. Ama belli bir yaştan sonra onların ayrı odalar almak, ayrı şekilde yatmalarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Müslüm'ün Hayz 74'te, Tirmizi'nin de 38'de İbn-i Mecah'ın Taharat, 137'de verdiği rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem avret derken çok af buyurun. Yani insan için Allah-u Teala belirlediği sınırı geçtiği zaman, yani bir adam kısa şort giyiyorsa ve bir erkek bu adama bile baksa bu bir haramdır ve caiz değildir. Bu anlamda anlamamız gerekiyor. Hatta İbni Abbas, Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet olunduğuna göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbiriniz yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Buhari'nin Nikah 113, 111'de, Cihat 120'de, Müslüm'ün Hac 424'te, Tirmizi'nin Rada 16, Fitan 7'de açık ve net olarak hiçbiriniz yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Mahremi derken işte eşidir, babasıdır, kardeşidir. Sizin yakın akrabadır, gelir merhabasını yapar, şeyini yapar. O da örtünme uslubu, adabıyla
Ama onun dışında bir gidip de benim bir akrabamdır, teyze kızımdır, hala kızımdır, dayı kızımdır deyip de onunla baş başa kalamaz. Hiçbir Müslüman başkasının eşiyle de aynı odada kalamaz, kalmasın. İslam mutlak olarak yasaklıyor. Biz buna haremlik, selamlık diyoruz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Abbas'a hiçbiriniz yanında mahremi bulunmayan bir kadına baş başa kalmasın diyerek bir noktada zinanın önünü kapatıyor. Zinaya götürebilecek yolların önü kapatılmış oluyor. Onun için herkesin gerçekten İslam'ın emirlerine riayet etmesi gerekiyor. Bazı şeyler vardır ki İslam mutlak olarak yasaklıyor, engelliyor ya da mana ve mani koyuyor. Yani çok özür diliyorum, her insanın böyle o kadına veya bu kadına karşı bir kötü niyeti oluşmaz. Ama bir kadın ve bir erkek baş başa kaldığı zaman üçüncüsünün şeytan olacağını söyleyen sahih rivayetler var. İnsanlar meylediyor, hatta İslam hukuku neden kadın ve erkeğin aynı ortamda çalışmasını caiz görmüyor? Görmeme sebebi de budur. Çünkü zamanla insanların kalpleri bir kötülüğe meyledebiliyor, bir hatalara, kusurlara yönelmesine, illerde önünde zinanın kapısının açılmasına sebep olabilir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı kazançlar vardır. Bunlardan biri de fuhuş. Fuhuşun İslam'da yasaklanması. Mesela Şia'da Sistani'ye soruyorlar. Diyorlar ki bir kadın mut'a ile diyor kendine gelir elde edebilir mi? Mesela Şii dini lider diyor ki evet caizdir. Bu fuhuş olur işte. Ama onlar kendine göre, nefislerine göre veya tahrif ettikleri kendi inançlarında uydurdukları şeylere göre caz veriyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'dan rivayet olunduğuna göre o da dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunları bize yasakladı. Bunların gelirini bize yasakladı. Köpek parasını, fuhuş gelirini, falcılık ve buna benzeyen şeylerden elde edilen, alınan ücreti mutlak olarak necis ve haram kıldı. Onun için mesela bazen pet shoplarda köpek satıyorlar, anlıyor musunuz? İslam açısından bir Müslümanın köpeği parayla alması caiz değildir. Aynı keza parayla köpek satması da caiz değil. Zaten fuhuşun her türlüsünü Allah-u Teala mutlak kıyamete kadar yasaklamıştır. En önemlisi falcılıktır. El falıdır, su falıdır, şu falıdır, bu falıdır. İşte el fallarında insanların avuç içlerindeki el izleriyle insanların geleceği, gaybi, kişilik, hastalıkları vesaire şeylerle alakalı tahliller yapıyorlar. İslam bunu da dahil olmak üzere her türlüsünü yasaklamıştır. Buhari'nin büyüğü 25'te, 113'te, icare 20'de, talak 51'de, tıp 46'da, libas 86 ve 96'da, Müslüm'ün musaat 40'ta, ayrıca Ebu Davud'un büyü 26 ve 63'te, Tirmizi büyü 64, 66, 49, 50, nikah 37, tıp 23'te, Nesai Seyit 15'te, büyü 91, 92, 94 ve İbn-i Mecah'ın ticaret 9'da verdiği rivayette ki tevatür haberdir. Allah'ın Resulü köpek satımını, alım ve satımını yasaklamıştır. Şöyle bir kaide vardır İslam hukuku açısından, bir necis olan hayvanın her şeyi necistir. Ticareti de, elde edilecek para da necistir, caiz değildir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak köpek parasının fuhuş gelirini ve falcını mutlak olarak yasakladı. Yani bazılarının, bazı şiilerin iddia ettiği gibi mut'adan dolayı mut'a caizdir. Bir kadın mut'a üzerinde kendine nikah yapıp bundan para elde edebilir demesi tamamen bu rivayete aykırı, zıttır. Ve bu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize sağlam olarak ulaşmış. Bir başkasına zina suçu atmak en büyük günahlardan kabul edilir ki günümüz toplumu içerisinde bu hastalık boyutuna gelmiştir. Herhangi birini bir şey yaparken görünce hemen kesin değil de direktmen zanni olarak bunu yapmış, bu şunu yapmış diyerek bu günaha kendimizi sokabiliriz. Onun için İslam hukuku diyor ki diline sahip çık. Bir insanın bir ihtimal bunu yaptığını düşünüyorsan bile bunu asla dile getirmemen gerekiyor. Ancak bu mutlak gözle görülür bir şekilde olmadığı müddetçe. Kulaktan duyma, yayma, dedikodu, gıybet, birilerinin iftirası ve buna benzeyen şeylerden böyle bir şey yaptığın zaman yeryüzündeki en büyük günahlardan biridir. Bunu da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet olunduğuna göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi helak ediciden, helak edici günahtan sakının. Yani yedi günah vardır ki insanı helak eder, insanın ahiretini mahveder, tarumar eder, bütün hasenatını çöp edecek kadar büyük günahlardandır.
ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanın bu yedi günahtan dolayı helak olacağını açık ve net olarak bildirdi ve özellikle sahabeye defalarca bu hususta uyarmıştı. Ve bunlar nelerdir? Onlar da soruyorlar, diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, bu yedi helak eden günah nedir? Birincisi ne diyor? Şirk. Yani kişinin bir şeyi Allah'a şerik koşmasıdır, Allah'a ortak etmesidir. Kesinlikle bir insan şirk fiili işler ve o şirkten dolayı yeryüzünde yaşarken tövbe edip o batıldan dönmeyip de öldüğü takdirde ebediyen cehennemlik olur. Hiçbir ameli Allah-u Teala'nın nezdinde makbul değildir, kabul değildir. Adamın bütün her şeyi heder olur. Şirk herhalde günahların en büyüğüdür. Günahların en kebiri, en ağırıdır. Onun için Allah-u Teala hem Kur'an-ı Kerim'de hem de sahih hadislerde şirk dışında iş affedilmeyecek bir günahın kul hakkı olduğunu söylüyor. Kul hakkı da ancak kul hakkından vazgeçerse affedilir. Ama şirkin ise kesin ve mutlak olarak affı olmadığını açık olarak söylüyor. Bir insan şu dünya hayatında uyarıldı, ihtar edildiği halde bir şeyin şirk olduğu rivayetlerle, senetlerle ve ulemanın içtihadıyla ortadayken hala cahilce, taassup üzerine bile bile bu şirk fiilini sürdürüp ölürse bu adamın bütün ameli, bütün geçmişi heder olur. Allah-u Teala ondan hiçbir amel kabul etmez, hiçbir mazerete kabul etmez. Çünkü hak ona ulaşmıştır ama o nefsine uyarak babalarının, atalarının batıl dinini veya bid'at ve hurafelerini Allah'ın vahyisine tercih etmiştir. Sihir, büyü yapmak. Sihir ve büyü yapan insan aynı keza cehennemlik kafir olur. İslam'a göre sihir ve büyü haktır ama onunla amel eden kafir olur, irtidad eder, dinden çıkar. Bunu bile bile yapan bir insandan Allah-u Teala amelini kabul etmez. Aynı keza Allah'ın haram kıldığı bir nefsi haksız yere öldürmek. Yani bir insanı bir öfke halinde saçma sapan bir sebepten öldürmek. Ve bu sebepte yani öldürürken de haksız kavramı nedir? Yani haklılık payı olmayacak, meşrutiyeti olmayacak. Böyle bir fiili yapanın öldürülmeyeceği. Mesela hatırlıyorsak eskiden bundan 30-40 sene önce bir kız kocaya kaçtığı zaman onu yakalayıp öldürüyorlardı. İslam bunu asla caiz görmemiştir. Bu zulmün en büyük halidir. Çünkü öyle bir çocuk bir kocaya kaçtı ve bu insanlar sulh isteyip evlenmek istediklerini söylediği halde onları öldürmeye kalkmak yeryüzündeki en büyük günahtır. Çünkü İslam hukukuna göre evlenmediği müddetçe insanların yaptığı zinadan dolayı öldürülmeyeceği sabittir. İkinci bir husus, yani bu insanlar böyle bir fiili yapmamış, birbirlerine mesela gönül vermiş. Dine zaten zinanın çeşitlerini işledik. Yani bir kadının bir erkeğe bakmasının bile zina olduğunu, göz zinası olduğunu, el ele tutuşmak, konuşmanın, muhabbet etmenin helal olmadığını defalarca zikrettik. Ama İslam hukuku bazı şeyleri kriterlere ve şer'i prosedürlere bağlamıştır. Kimse nefsine ve egosuna göre kalkıp Allah'ın hükümlerini kendi düşüncesine, nefsine, egosuna göre ne yapamaz, değiştiremez. Onun için Allah'ın haram kıldığı bir nefsi haksız yere öldürmenin affı olmayan büyük yedi helak edici günahtan biridir. Faiz yemek, bu toplumda artık güncel bir hayatın bir parçası haline gelen, kimsenin helal haram tanımadığı, bizim geçmişte yöneten yöneticilerin nas diyerek faizi düşürürken, sonra nas ortadan kalktı, helal haram ortadan kalktı, %50'lere vurunca Londra'daki tefeciler, New York'taki tefeciler, dünyanın dört bir yanındaki tefeciler ve bu ülkenin bütün açgözlü kurtlarının hepsini üşüşüp de Allah-u Teala'nın kendisine harp, savaş ilan edilmek olarak tarif ettiği bu büyük günaha girmeleriyle alakalı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yenin asla ve asla affedilmeyeceğini, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç hadisesi yaşandığı zaman hepimiz biliyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı azapları gördü. Bir topluluk gördü, bunların bir nehirde boğulduğunu ama bu nehrin insan parçalarını, insanın iltihabından, et parçalarından, buna benzeyen en çirkin, en necis hallerden ne olduğunu, yani oluştuğunu ve nehirde bazı insanların milyonlarca, yüz milyonlarca insanın boğulduğunu, o pisliğin içinde boğuştuklarını söylüyor. Sonra nehir boyunca sağlı sollu on binlerce melaiketin ellerinde böyle çakıl taşlarının en irilerini düşünün, kaygan, kafaları üzerinde tuttuklarını ve o boğulan, o çırpınan, o müthiş bir acı içerisinde ızdırap, pis kokular içerisinde helak olanlar kıyıya el atmaya kalktıkları anda onunla kafalarını parçalayıp onları bir daha nehre sürdükleri
sahih rivayetlerde anlatılır. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cibril-i Emin'e diyor ki ya Cibril-i Emin bunlar ne günah işledi deyince bunlar faiz yiyenlerdir, kabir azapları budur diyor. Sonra da öbür taraftaki durumlarının daha şiddetli olacağını söylüyor. Onun için hiçbir günah faiz kadar ağır değildir. Faiz açıkça Allah-u Teala'ya ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme harp ilan etmektir. Bir adam Allah'a meydan okuyor, Allah-u Teala'ya harp ilan ediyorsa bu adam faiz yese yeterlidir. Bir Müslüman faiz yerken Müslümanlıktan, imandan bahsetmesi, namazını kılıp camilerde koşması Allah'a hakaret gibidir yani. Onun için helak edici günahlardan biridir. Yetim malı yemek maalesef insanlarda bu da var. Yani böyle insan o kadar dünyaya, mala, mülke meyletmişler, o kadar dünyaya tapıyorlar ki helal ve haram gözetmiyorlar. Bir yetimleri varsa, bir kardeşinin kızı veya oğlu varsa onun malı ya kızdır. Biz verirsek ona şimdi gidecek kocaya mal, onunla gidecek. Kendileri gasp ediyor. Böyle şeylerden daha büyük bir günah yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetim malı yemenin yedi kebairden faizle, kumarla, Allah'a ortak koşmakla, bunlara dek haramın haramı olduğunu açık ve net olarak söylüyor. Bir hususta Allah-u Teala'nın şeriatı için. Hak ile batılın savaşında Allah'ın cihat dediği ilahi kelimetullah uğruna yapılan savaşlardan kaçmaktır. Bu da yedi kebairden biridir. Ama içinde bulunduğun toplum, bulunduğun devlet İslam değilse, zulümse, küfürse, batıla hizmet ediyor, seni de zorla askere götürmüşse yolunu bulduğun yerde kaçarsın. Bu senin doğal hakkındır. Ama Allah'ın şeriatı İslam'ın kelimesinin yükselmesi için yapılan savaştan kaçmak o da yedi günahtan biridir. Çünkü ilk kaçan sonra bütün ordunun dağılmasına, küfrün galip gelmesine gelir ki aynen Kabil'in Habil'i şehit edip kıyamete kadar o katla uğrayan, zulme uğrayan, soykırımlara uğrayan insanların katili olması gibidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştan ve meydandan kaçmanın bu kadar bir günah olduğunu söylüyor. Sonra diyor ki evli ve namuslu ve hiçbir şeyden haberi olmayan bir kadına zina isnadında bulunmak. Ve bunu insanlar çok yapıyor. Dedikodular çıkarıyorlar, aileyi parçalıyorlar, kocanın gidip kadını öldürmesine daha kötü durumlara sebep oluyorlar. Ve bu tamamen zanlara, buna benzeyen şeylere dayanıyor. İşte böyle bir şeye sebep olmak da yani insan öldürmek, faiz yemek, Allah'a şirk koşmak, sihir büyüyle uğraşmak, yetim malı yemek kadar büyük bir günah ve vebal olduğunu söylüyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi günahtan sakının, sakınabildiğiniz kadar. Çünkü bu yedi günahın ağır bir vebalı, ağır bir sorumluluğu, korkunç bir akıbeti vardır diyor. Nitekim kıyamet günü Allah-u Teala zina edenin yüzüne bakmaz. Yani zinanın her türlüsünün yapanın yüzüne bakmaz. Yine Ebu Hureyre'den gelen rivayette o diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala kıyamet gününde üç kişiye ile asla konuşmaz. Onları temize çıkarmaz. Suratlarına bile bakmaz. Yani burada rahmet nazarıyla onlara bakmaz. Onlara hiçbir şekilde önlerini açacak en ufak bir şey göstermez. Yani Allah-u Teala onlara karşı sert, haşin ve en şiddetli, şedidül ikab ve kahhar sıfatlarının dediğimiz işlediği gündür. Üstelik onlar korkunç bir azaba uğrarlar. Bunlar kimlerdir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorunca Peygamberimiz şunları söyledi. Bunlar zina eden ihtiyar, adam yaşlanmış ama hala pislik peşinde. Hala namussuzluk peşinde. Yaşlanmış ama hala gözü kötülükte. İkincisi yalan söyleyen hükümdarlar, bizim politikacılar. Akşama kadar yalan dolan. Adam dese ki düze çıktık, bil yokuştan aşağı gidiyorsun. Hep böyle yalana dolana dayanan bir siyaset. Bu da Allah-u Teala'nın iltifat edip yüzüne bakmayacak, hiçbir zaman düze çıkarmayacak kimselerdir. Bir de kibirlenen, kibirli, kendine kondurmayan fakir. Adam fakirdir, ihtiyacı vardır ama kibirinden hiçbir hayrı kabul etmiyor. Çoluk çocuğunu da rezil ediyor, muhtaç ediyor, aç bırakıyor. Bunun da Allah-u Teala merhamet etmiş. Çünkü fakirsen, mağdursan, senin bu hususta hakkın varsa İslam diyor ki o hakkını al. Müslüm'ün iman 172'de, Tirmizi'nin cennet 25'te, Nesai'nin zekat 75 ve 77'de. Tabi ihtiyaç sahibi olmayıp durumu olup da fakire verilecek olanı alan da aynı zalimliği, aynı günaha düçardır yani. Çünkü bir insan fakire gidecek olan şeyi kalkıp da
kendi alıyorsa, abi ben mesela örnek vereyim. Bir adam, ben şahit oldum. Adam fabrikatörün oğlu gelmiş fakirlik kağıdı hazırlatıyor. Yani fakirlik kağıdı hazırlatıyor. Neymiş? Kaymakamlık şey verecekmiş, yardım verecekmiş. Adamın kömür ocağı var. Bölgenin zengini, şu, bu, şirketleri, firmaları var. Ama adam fakirlik kağıdı yapıyor. Neymiş? Devletin ayırdığı %3'lük, %5'lik bir fakire ödenek var. Adam oraya göz dikmiş. İşte bunlar da çok iğrenç insanlar. Çok şeref yoksun yani. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müflisten bahsediyor. Biz bu hadisi çok okuduk. Çünkü bu hadis gerçekten ibretle dolu. İnsanın bu hayatı, bu hadisi şerifi kendi kulağına küpe yapacağı, sürekli bu hadisi kendi hayatında böyle bir köşeye nakşetmesi gereken bir rivayet. Neden? Çünkü gerçek anlamda müflis olan bir insanın akıbeti hiç iyi değildir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İflas eden müflisi soruyor. Diyor ki sizce müflis kimdir biliyor musunuz? Ashab da diyor bizim nezdimizde malı mülkü olup zengin olan, parası olan ama sonra bunu bir şekilde ticari olarak kaybeden, iflas eden, ekmeğe muhtaç kalandır diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim kastım ümmetin müflisleridir. Bu ümmetin müflisleri kimlerdir diye soruyor. Sonra da cevabını kendisi veriyor. Kıyamet günü namaz, oruç, zekat sevabıyla gelip fakat şunu sövmüş, buna zina isnadı, buna iftira yapmış, bunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, şunu sövmüş, bunu darp etmiş. Bu sebeplerle iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları tükenen sonra da hak sahiplerinin günahlarını yüklenip onların sebebiyle cehenneme atılan kimseler. Adam geldi bütün servetini, bütün zenginliği, ibadetini, taatını, namazını, zekatını, haccını, umresini sağa sola pay etti. Hiçbir şeysi kalmadı. Bu sefer insanların işlediği günahları ve cürümleri sırtına yüklediler. Ona dediler yalla cehenneme işte bu dinin müflisidir. İslam'ın müflisidir. Onun için yani gerçekten yani en önemli şey insanın diline hakim olmasıdır. Dilini koruması, tutmasıdır. Çünkü insanın başına ne kötülük geliyorsa dilden geliyor. Dilin zafiyetinden, dilin eksikliğinden, dilin şeytanın şetmiyle insanı kötülüğe sürüklemesinden dolayı geliyor. Bundan dolayı Resulullah aleyhissalatü vesselam gıybetten, zina isnadından, iftira atmaktan, insanların malını yemekten, kanını dökmekten, sövmekten, hakaret etmekten, aşağılamaktan ve buna benzeyen her şeyden insanın sakınması gerekiyor. Yani birileri biri hakkında konuşunca bana ne ondan, o beni ilgilendirmez, benim sorunum değil. Varsa bir kusuru Allah-u Teala bizden de sizden de iyi biliyor. O gereken cevabı verecek demek lazım ve ondan uzak durmak lazım. Çünkü şeytanlaşan, nifak sahibi insanlar her zaman fitne çıkarır ve bu fitneler üzerinde Müslümanları ne yaparlar? Batıla teşvik ederler. Hatta bir rivayette Ebu Zer Gıfari'den şöyle bir hadis Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar ulaşmıştır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birlikte Medine'nin Harra mevkiinde yürüyordu. Harra'yı hepimiz az buçuk biliyoruz. Haccacı zalim var ya. O zalimin Harra'da 10.000 üzerinde sahabenin çocuklarını katlettiği yerdi. Harra bir mevkidir. Yürüyorduk. Derken Uhud dağı karşımıza çıkıverdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Zer dedi. Ben buyur ey Allah'ın Resulü emrine amedeyim. Yani buyur sen ne istiyorsan emrindeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında şu dağ kadar altın olsa ve bu beni sevindirmez. Bir borcu ödemek için ayırdığımdan başka bir yanımda bir dinar bulunarak 3 gün geçirmeyi istemem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önüne sağına soluna arkasına elleriyle verme işareti yaparak yanında bulunanı Allah'ın kullarına şöyle şöyle dağıtmak isterim buyurdu. Sonra yoluna devam etti ve dünyada varlığı çok olanlar ahirette sevabı az olanlardır. Yalnız sağına soluna ve ardından şöyle şöyle böyle böyle verenler müstesnadır dedi. Fakat onlar da ne kadar azdır buyurdu. Sonra gene dedi ki ben yanıma gelinceye kadar yerinden ayrılma. Ben yanına gelinceye kadar yerinden ayrılma dedi. Tembih ederek gecenin karanlığında yürüyerek gözden kayboldu. Yüksek bir ses işittim. Bir kimsenin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme saldırmasından korktum. Onun yanına varmak istedim. Fakat ben yanına gidinceye kadar yerinden ayrılma buyruğunu hatırlayarak yerinden ayrılmadım. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam yanıma geldi. Bir ses işittim ve ondan korktum diye
duyduğum sesten bahsettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen o sesi duydun mu diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü diye cevap verdi. O şöyle buyurdu, dedi ki o gelen Cebrail-i Emin idi, Cibril-i Emin idi, bana ümmetinden Allah'a ortak koşmayarak ölen kimsenin cennete gireceğinin müjdesini verdi. Diyor ki ben de dedim ki bak şimdi tövbenin ne kadar önemli olduğunu anlamak açısından. İnsanlar kusur eder, hata eder ama tövbe öyle bir şeydir ki Allah-u Teala her kulun amelinin kötülüğünün üstünü örtebileceği kadar güzel bir ameldir. O diyor ki ben dedim ki ya Resulullah zina edip hırsızlık yapsa da mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zina da etse, hırsızlık da yapsa neticede mutlaka cennete girer buyurdu. Buhari rikat 3'te, istikras 3'te, rikat 14'te, Müslüm'ün zekat 32'de. Hatta diyor ki ben bunu 3 sefer tekrar ettim. Sonra Resulullah dedi ki Ebu Zer çatlasa patlasa da cennete girerler. Yani o kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kullarından tövbeyi kabul ettiğini, edeceğini yeter ki kulun nesvuhi olarak Rabbine dönsün. Döndüğü takdirde, o istiğfar ve tövbede bulunduğu takdirde Allah-u Teala ona merhamet edeceğini açık net olarak bildiriyor. Onun için yani insan günah işleyebilir, insan hataya düşebilir, insan kusurları olabilir ama her fırsatta namazda elini açacak ve Rabbine yönelip istiğfar ve tövbede bulunacak. Ya Rabbi ben kusur ettimse bana merhamet et. Ya Rabbi ben eksik bir fiilde bulundum. Sen bana acı diyerek sürekli Rabbine iltica ederek haramlardan ve kötülüklerden olan her fiilden tövbe etme hususuna yönelecek. Ve göz zinası ve kadın kokusu. Şimdi kadının kokusu zinanın bir çeşidi midir? Evet, bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bizim de eşlerimize, kardeşlerimize, bacılarımıza, kızlarımıza sürekli bunu tembihlememiz lazım. Dışarı çıktıkları zaman asla güzel koku sürünmesinler. Kokularını sürecekleri yer evleridir. Ya eşlerinin yanıdır veya kendi evleridir. Onun dışında haramdır, yasaktır. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir rivayetinde şöyle buyuruyor. Her göz harama bakmakla zina eder. Kadın koku sürünüp erkeklerin bulunduğu bir meclisten geçtiği zaman o da zaniyedir. Yayına zina etmiş sayılır. Tirmizi'nin edep 35'te 2786'da Ebu Davud'un Terreccül 7'ye 4173'te Nesai'nin Zinet 35'te verdiği rivayet böyledir. Harama bakmayı terk edene ecir olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Hatta Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Harama bakış iblisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korkusu sebebiyle harama bakmayı terk ederse Allah onu kalbinde lezzetini hissedeceği bir iman bahşeder. Hakimin Müderek'te 4. cilde 349'da 7875'te verdiği rivayette böyledir. Yani gözle harama bakmanın iblisin, şeytanın zehirli oklarından bir ok olduğunu söylüyor. Üçüncüsü şeytandır. Yani bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının ve erkeğin namahrem olanların yan yana baş başa kalmasını mutlak yasaklamıştır. Bir kadın ve erkek bir odada beraber kalamaz. Velev ki yani dayı oğlu, amca oğlu, teyze oğlu, hala oğlu fark etmez. Hepsinin hükmü birdir. Onun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir erkek yabancı bir kadınla baş başa kaldığında mutlaka üçüncüleri şeytan olur. Tirmizi'nin Rab'da 16'ya 1171, Fitan 7'ye 2165, Ahmet bin Hanbel Müsned'de 1. ciltte 18'e 26'da bu şekilde buyurmaktadır. Yani bir Müslümanın bir kadınla baş başa kalamayacağı, kaldığı takdirde bunun sonunun kötü fuhuşa, zinaya ve zinanın nevilerine sürükleyeceğini açık olarak dile getiriyor. Zina ve fuhuş hastalıkları çoğaltır. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mecah'ın Fitan'da 22'de, Hakim-i Müderek'te 5803'te, 8623'te verdiği rivayette bir milletin içinde zina ve fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni açıktan işlemeye başladığında mutlaka içlerinde veba hastalıkları salgınlar ve kendilerinden önceden gelip geçmiş milletlerde görülmemiş başka hastalık türleri zuhur eder.
Yani bugün bu ülkede korona yaşadıksa, yüz binlerce insan öldüyse, dünyada muazzam bir korku, muazzam bir endişe yaşandıysa sebebi neydi? Sebebi bu zinanın önünün açılması, proşiyatı. Ya artık insanlar gerçekten ne anneler, babalar, ne kardeşler kendi namuslarını önemsemiyor. Kız çocukları gece 2-3'lere kadar dışarıda nerede olduğu meçhul bir hayat sürüyor. Hiçbirinin namusu ve gayreti, izzeti en ufak bir şekilde rahatsız olmuyor. İşte bu insana çirkinlik olarak yatar. Bir toplumda artık İslam'a uygun evlilik ortadan kalkmışsa, her şey sevgili, aşk, meşk meselelerine dönmüşse, zaten bizi ileride bekleyen daha korkunç hastalıklar olacağını söylüyor. Onun için mesela bilim insanları ne diyorlar? Diyorlar ki Sibirya'daki buzullar eriyecek. Tarih öncesi mikrop çeşitleri ki sayılarını 1,5 milyar üzerinde olduğu tahmin edilen mikrop türleri ve insanın bağışıklık sistemi onlara karşı aciz, hiçbirini tanımıyor. Onların yeryüzüne yayıldığı takdirde büyük insan ölümlerine sebep olacağını söylüyor. Yani koronanın bu alanda en küçük virüs olduğunu söylüyorlar. En küçük, daha büyüklerinin ileride zuhur edeceğini söylüyor ve gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylüyor. Bu ancak vahyinin bir eseri, bir haberi olabilir. Gerçekten bakın insanoğlu azdıkça, kudurdukça, fuhşiyata, kötülüğe meylettikçe Allah-u Teala türlü türlü hastalıkları ortaya çıkardı. Hatırlarsanız bir iki hatırlama şansımız yok. 1960'lardan öncesinde Avrupa'da ve Amerika'da böyle bir fuhuş furyası başlattılar. Savaşma bilmem ne yap dediler. Bu pisliğin neticesinde Ebola, HIV virüsü, AIDS dediğimiz türlü türlü hastalıklar çıktı ve yüz milyonlarca insan öldürdü. Sonra insanoğlu hemen oturdu yere. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği ve doğru olan bir mesele. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ten gelen bir rivayette de o şöyle buyuruyor. Bir toplumda zina yaygınlaşırsa aralarında ölümler, cobalar, her türlü bela ve nisibet artar diyor. Bunu Muvatta'da Cihad 26'da İbn-i Mecah'ın Fitan 22'de verdiği rivayette böyledir. Bu hangi toplumda zina ve fuhuşun önü açılmışsa orada da türlü türlü bela ve nisibetler o toplumlara sirayet etmiştir. Onun için zina yapanların ahiretteki durumları. Dünyada bu kadar zararı olan zina ahirette ise kişiyi rezil ve rüsva eder. Ve acı bir azaba maruz bırakır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir gece rüyamda iki kişi Cebrail ve Mikail gelerek beni kaldırdılar. Ve haydi gidiyoruz dediler. Ben de onlarla beraber gittim. Fırın gibi bir kapıya vardık. Orada ne söylendiği anlaşılmayan çığlıklar, feryatlar birbirine karışıyordu. İçlerinden bir sürü çıplak erkek ve kadın bulunduğunu anladım. Altlarında alevler yükseldikçe çığlıkları artıyor. Feryadu figan ediyorlar. Melekler bunlar kim olduğunu sordu. Bana ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zina eden erkekler ve zina eden kadınlardır. Hatta diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların fırınlar gibi tandırlarda altlarında kimisinin alev yani o mağma diyoruz ya sıvı demirin erimiş halinde mağma şekli su şeklinde mağmanın yükseldiğini, onları yutup erittiğini, parçaladığını, birinde de suyun kaynayıp onları haşladığını, parçaladığını haber söylüyor. Yani gerçekten zina Allah-u Teala'nın verdiği ceza aklın alamadığıdır. Yani bir insan zinanın cezasını alamak istiyorsa 100 derece seni haşlatır ama git 70 derece sıcakla bir yıkan kalbini sıkıştığını, vücudunun derinin o acıyı hissettiğini anlayınca yani bir insanın cehennem azabıyla karşılaştığında karşılaşacağı günahın büyüklüğünü daha iyi anlama açısından iyidir. Çünkü biz bak şöyle bir şey söyleyeyim. Biz gittiğimiz yerlerde helal ve haramı gözetmek zorundayız. Denize mi gidiyoruz? Denizdeki plajlarda kadın ve erkeğin iç içe olduğu yerlere gidersek bu göz zinası, gönül zinası, çeşit çeşit zinaları tetikler. Bunlar azap getirir. Her şeyde helal ve haramı gözeterek yani tabiri caizse Allah-u Teala bir şey veriyorsa onun helalinin peşinde koşmak gerekiyor. Zina etmeyen gence peygamberimizin cevabı. Ebu Umame anlatıyor. Bir genç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi ve ya Resulullah zina için bana izin verir misin dedi. Oradakiler hemen gencin üzerine yürüdüler ve azarlayarak sus dediler.
Efendimiz yaklaşmıyordu. Genç Allah Resulü'nün yanına gelip oturdu. Allah Resulü ona öyle bir şeyi annen için ister misin diye sordu. Genç Allah beni senin yolunda kurban etsin. Hayır vallahi istemem ya Resulullah dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlar da anneleri için de böyle bir şey istemezler buyurdular. Daha sonra sallallahu aleyhi ve sellem aynı soruyu kız kardeşi, halası, teyzesi için de sordu. Genç hepsine Allah beni senin yolunda kurban etsin. Hayır vallahi istemem ya Resulullah dedi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanların da yakınları için böyle bir şey istemeyeceklerini hatırlattı. Konuşmasının sonunda mübarek elini gencin üzerine koydu. Allah'ın bunun günahlarını affet, kalbini temizle, iffetini muhafaza et diye dua etti. Genç bundan sonra öyle bir şeye hiç tenezzül etmek bir yana bir daha öyle bir şeye de meyletmedi diyor Ahmed bin Hanbel'in Vahisemi'nin verdiği rivayette. Yani aslında insan harama meylederken onun yerine kendine mesela sevgili ediniyor diyorsun ki ya senin kızla ne işi ama benim kalbimde kötülük yok. Mübarek senin bacın içinde bunu yapanlara kalbinde kötülük yok. Sen ona niye kabullenemiyorsun? Onun için yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan biri için bir şey istiyorsa o durumu iki yönlü bir göz önüne getirmesi gerektiğini söylüyor. Zina çoğalınca bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin sonunda yere batma, hasf, maymun ve domuza çevrilme, mesh ve taşlanma tez vuku bulacaktır buydu. Hazreti Ayşe içimizde salih insanlar oldu halde helak mı edileceğiz ya Resulullah diye sorunca evet zina çoğalınca, fuhuş sokaklara yayılınca evet diyor. Ve gerçekten bugün o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği o dönemdeyiz. Zina çoğaldı, zina sokaklara, parklara, her yere taştı. İnsanların gidecek bir yönü kalmadı. Yollarda oturmaktan kaçının demişti Resulullah aleyhissalatü vesselam. Mesela parklardır, şunlardır, bunlardır. Mümkün mertebe yalnız gitmemek lazım. Çünkü şeytanın orada insanı kışkırtacağını, kötülüğe meylettireceğini söylüyor. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yollarda oturmaktan kaçının. Sahabiler biz buna mecburuz ya Resulullah. Meselelerimizi orada konuşuyoruz dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturmaktan vazgeçemeyecekseniz o halde yolun hakkını verin buyurdu. Sahabe de dedi ki ya Resulullah yolun hakkı nedir ey Allah Resulü söyle biz de onu yapalım. Harama bakmamak, gelip geçenleri incitmemek, selam almak, marufu emredip münkerden sakınmaktır buyurdu. Buhari'nin Mezalim 22'de, İstizan 2'de, Müslüm'ün Libas 110'da öğütte ayrıca Ebu Davud'un Edep 12'de, Tirmizi'nin İstizan 30'da verdiği rivayet böyledir. Yani velhasili kelam kardeşler, insanın zinadan olabildiği kadar uzak durması lazım. En önemlisi günümüzde göz zinası. Göz zinası her kötülüğün önünü açan bir zina çeşididir. Hatta Hazreti Enes radıyallahu anh'ten rivayetine göre bir gün Hazreti Osman'a giderken yolda bir kadın görür. Kadının güzelliği aklına takılır. Bu düşünceyle Hazreti Osman'ın yanına girer. Onu gören Hazreti Osman, ey Enes gözlerinde zina izleri var der. Buna çok şaşıran Hazreti Enes radıyallahu anh, Allah'ın Resulü'nden sonra vahiy mi geliyor diye sorar. Hazreti Osman radıyallahu anh de hayır bu bir basiret ve doğru bir ferasettir buyurdu. Kuşeyri'nin Risalesinde 1990 Beyrut baskısı 238'de bu şekilde bir rivayet var. Yani insanın gerçekten zinadan sakınması gerekiyor. Zina her kötülüğün anasıdır. Zinadan daha büyük bir kötülük yok. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Onun için Müslüman bir insan zinanın her nevisinden sakınacak. Çünkü Allah'ın Resulü zina ile alakalı olarak ondan uzaklaşma hususunda İsra 32. ayet-i kerimede bildirildiği üzerine وَلَا تَقْرَابُوا الزِّينَ اِنَّهُ كَانَ فَحِشَاتُ وَسَاءَ السَّب۪يلَ Zinaya yaklaşmayın çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur diyerek yasaklıyor. Bunun üzerine bu ayet-i kerimede zina bir tarafa ona yaklaştıracak davranışlar bile yasaklanmıştır. Mesela haram kılmak bunlardan biridir. Cabir radıyallahu anh'ten rivayetten şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakılması haram olan şeyi
ansızın görmenin hükmü sordum. Hemen yüzünü çevir. Hemen o haramdan çevir buyurmuştur. Müslüm'ün edep 45'te, Ebu Davud'un nikah 43'te, Tirmizi'nin edep 26'da verdiği rivayette. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buradaki ayet-i kerimede çıkardığı içtihat göz zinasıdır. Ve zinanın kapısının gözden başladığını, onun için gözü sakındırmak gerektiğini söylüyor. Ve gerçekten bulunduğumuz 21. yüzyılda bu en zor olan şey. Çünkü fuhuşiyat, ahlaksızlık, açılıp saçılmak, her türlü edepsiz kavramın meşrulaştığı, artık insanların helal ve haram düşünmediği bir toplumdayız. Nitekim göz zinası işlemiş olur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet var. O şöyle buyurmuştur. Harama bakış iblisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korkusu sebebiyle harama bakmayı terk ederse Allah onun kalbinde imanın lezzetini alacak olan doğruluğu, hakkı ve istikameti ona gösterir. Ama eğer bir insan tam tersini yaparsa Allah muhafaza, o zaman da kaybeder. Ondan dolayı kardeşler, insan elinden geldiği kadar zina ve zinanın çeşitlerinden sakınacak, kendisini koruyacak. Şu dünya hayatı geçicidir. Hiçbir haram sizi Allah'a isyana, Allah-u Teala'ya karşı masiyete sürüklememesi gerekiyor. Buna müsaade vermemek lazım. Biz Müslümanız, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyoruz. Her haramın Rabbimiz tarafından mutlak olarak yasaklandığını unutmama gerekiyor. Allah-u Teala hepimizi Kur'an ve sünnetten, tevhidden ve adaletten ayırmasın. Rabbim biz harama iltihak etmek istesek, yönelmek istesek de Allah-u Teala bize nasip etmesin. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala Habibike Muhammed Mustafa ve ala ali kulli ashabi kulli ecma'in ve şuhada'i ve salihin lillahi teala. El-Fatiha. Tamam.